Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'den çıkıyoruz, yani kuş gözlemine gidiyoruz. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Doğu Akdeniz aslında turuna çıkıyoruz diyebiliriz. Ama yolumuz üzerinde Eskişehir'de Balıkdamı sulak alanına uğrayacağız. Orada kışlayan kuşlara bakacağız. Balıkdamından sonra Karaman'a geçeceğiz. Karaman'da da Orhan çiçeği alacağız. Orhan Çiçek de kuş gözlemcisi. Onunla beraber Göksu Deltası'na kuş gözlemine gideceğiz. Bakalım, çok güzel türler bizi bekliyor. Yolculuk nasıl geçecek? Ben de çok merak ediyorum. Evet, Balıkdamı sulak alanında gezdik. Kuş popülasyonu çok fazla değildi. Biraz da havaların da etkisi var tabii. Çok soğuk olmadı, kış gelmedi. Kış gelmeyince kuşlar tabii kuzeyden aşağılara inmedi, bu taraflara inmediler. Ama neler gördük? Yine Kaşıkkale ördeklerini gördük. Yeşilbaş, Sakarmeke, Saz Delicesi yine gördüğüm kuşlardandı. Yine alanda birçok, binlerce diyebilirim sığırcıklar toplanmış tabii kış hareketi. Kışın toplanıyorlar beslenmek için. Yırtıcılara karşı koyabilmek için aslında iki tane nedeni var. Bu şekilde güzel de görüntüler aldık aslında Balıkdamı'ndan. Kuş bakışı. Şimdi devam ediyoruz. Karaman'a geçeceğiz. Karaman'da Orhan Çiçek bizi bekliyor olacak. Evet, yine yolumuzun üzerinde, rotamızın üzerinde Ilgın Gölü'ne uğradık. Ilgın Gölü Konya'da, yine bozkırın ortasında çok güzel bir sulak alan. Aynı Balıkdamı'nda olduğu gibi su kuşları, ördekler orada toplanıyor, kışı geçiriyorlar. Ve göç zamanında da tabii bir otel gibi düşünün. Mesela bir uzun yolculuğa çıkıyorsunuz, bir yerde istirahat ediyorsunuz, işte yemek yiyorsunuz, enerji depoluyorsunuz. İşte kuşlarda da aynı şekilde. Bozkır'ın ortasındaki böyle yerler, böyle sulak alanlar onlar için bir otel özelliği taşıyor. Ilgın Gölü güzel de aslında, 50'den fazla küçük kuğu vardı. Yine ördekler, kaşıkkale ördekleri, yeşilbaşlar, Macar ördeği vardı. Çok güzel türler vardı. Yine Kızılşahin, Saz Delicesi yırtıcılardan. Sakarmeke bayağı fazlaydı. Yani 5000'den fazla sakarmeke vardı. Bu şekilde yaptık gözlemi. Güzeldi, güzel çekimler de oldu. Şu anda artık son durak Karaman'a doğru gidiyoruz. Yaklaşık 1,5 saatlik yolumuz kaldı. Orhan'la buluşmaya gidiyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar, Gökçe Deltası'na geldik. Sabah giriş yaptık alana. Sabah ilk girdiğimizde turnaları gördük. 9-10 tane turna vardı. Arkasına hemen turaçları gördük. Turaçlardan sonra içeri doğru geldik. Şu anda da Akgöl'ün yanındayız. Akgöl'ün içinde kaşıkalı ördekleri, çamurcunlar, yeşilbaşlar vardı. Şu anda yine Büyük Orman Kartalı buradan geçti. Orhan'la beraber geldik. O da Büyük Orman Kartalı'nı çekiyor. Orhan, çektin mi? Çektim. Oo, süper. Çok da yakın güzel pozlar verdi. Aynen, çok güzel pozlar oldu. Orhan'ı Karaman'dan aldım. Orhan Çanakkale'de beraberdik. Doktor kendisi. Orada kuş gözlemlerini yaptık. Yapıyorduk beraber 2 sene. Şimdi o tayini çıktı Karaman'a. Ben tabii bu tarafa gelirken Orhan'ı da Karaman'dan aldım. Beraber Gökçe Deltası'na geldik. Aynen. Kısaca böyle bir tanıyalım Orhan seni. Aynen. Merhabalar, ben Orhan Çiçek. 3 yıldır ben de kuş gözlemciliği yapıyorum. Cenk Polat'la da 2,5-3 yıl zaten tanışıyoruz baştan beri. Karaman'da yaşamaktaydım, Çanakkale'deydim. Tayinim Karaman'a çıktı. Bugün de Silifke'ye geldik. Bakalım sürpriz türler ne çekeceğiz. Büyük Orman'ı güzel çektik bugün. Evet, çok güzel oldu. Aynen, bakalım. Daha güzel turaç fotoğrafları. Turaçlar var. Şimdi Uludağ'ın var aslında, çok nadir. Turna sesleri duyduk. Turnaları daha güzel çekebiliriz. Aynen. Gördük de bu arada, uzaktaydı biraz ama daha yakın görebilir miyiz, onlara bakacağız. Aynen. Çok güzel gidiyor, bakalım. Aynen. Orhan, orada Akbelikan var. Yeni geldi, biraz önce yoktu o. Aynen, yeni kondu o da. Yani karabataklar bayağı. Küçük atmanın için karabatak bayağı fazla. Bayağı fazla. Bugün pek fazla sakar meke göremedik. Sanki sungurlar da var arada. Sungurlar var, karabaş martı var, birkaç biri. Akbelikan'a bak, kızıyor şeye. Hareketlere bak. Büyük akbalıkçı da kızdı. Büyük akbalık yapışını 3 birey var en azından. Gördüm. Evet, şu anda böyle yere yatmamızın sebebi kuşların bizi daha az görmesi ve dolayısıyla daha çok az ürkmesi. Bu şekilde bize daha çok yaklaşıyorlar. Bize daha güzel fotoğraflarını çekebiliyoruz. Hem göz hizasına yatıp hem de üzerimize bu kamuflajı attığımız zaman görme şansları sıfıra iniyor. Dediğim gibi bu şekilde de rahatlıkla istediğimiz pozlarını çekebiliyoruz. Thank you.
gördüm. Flamingo 60 kadar var flamingo. Arka tarafta da var lan birkaç bilet. Evet, Göksu Deltası'nda Kuş Gözlem Kulesi'nin yanındayız. Gezimiz bitmek üzere, akşam vakti de yaklaşıyor. Göksu Deltası Ramsar alanı. Ramsar alanı ne demek? Ramsar alanı uluslararası bir sözleşmeyle sulak alanların korunması kapsamında bir anlaşma. Bu anlaşmada işte su kuşları ve sulak alanları korumak için yapıldı. Göksu Deltası da 1994 yılında Ramsar alanı ilan edildi. Burada avcılık yasak ama maalesef her tarafta olduğu gibi burada da kaçak avcılıkla karşılaşıyoruz geldiğimiz zamanlarda. Kuş olarak güzel bir gündü, yoğun bir gündü. Tam olarak beklediğim türleri görmesek de yine bir kayıtlarımızda 50 tür var. 50 tür gördük. Neler gördük Orhan? Büyük orman kartalı. Büyük ormanı gördük, flamingo. Zaten söylemiştik. Flamingoları gördük. Ördek çeşitleri birkaç çeşit gördük. Fiyo vardı. Kaşık kadar. Var. Çamurcunlar vardı. Yeşilbaş. İki bireyi Angıt'ta gördük sonradan. Yine kıyı kuşlarından yeşilbacak, kızılbacak gibi türleri gördük. Onları da gördük. Bu şekilde gözlemimizi bitirdik. Güzel bir gezi oldu. Buradan Çanakkale'den gelirken çok güzel manzaralarla karşılaştık. Yine Göksu Deltası'nda güzel manzaralarla karşılaştık. Bir dahaki bölümde artık tekrar görüşmek üzere. Aynen. Bölümü burada kapatıyoruz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Aynen öyle. İzleyenlerimize teşekkür ederiz. Aynen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz. Devam edelim. Görüşmek üzereyle.